Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ayas'ım. Sen Ayas'ın. Bugün Aruz'un ilk günü. Birkaç saat kaldı, daha yemeği hazırlayamadım çünkü tam lahana sarması yaparken fark ettim ki lahanalar çok az geldi arkadaşlar. Ben lahana sarması sardığımda bir tencere dolu olacak. Yani azıcık şöyle çerez gibi olmayacak. O yüzden gittim iki tane daha lahana aldım. Burada gördünüz zaten. Sıcak suya koydum. Sonra soğuk suda soğuk suya ilave ettim. Anladınız siz onu. İki tane daha burada aldım. Gitmişken şöyle iki tane daha salam aldım. Gösteriyorum yine. Ondan sonra tam yemeği şundan alayım dedim. Sahur için şundan aldım. Paniye mailim var. Muzum var. Anlıyorsunuz değil mi? Oruçtan iki tane salatalık, karpuz istedi Ayaz. Karpuz aldım, tuz falan var. Şurada balık var. İki tane konserve. Mantar aldım. Elma. Bir tanecik domates aldım şimdi. Bu sarmaya koymak için. Onun var. Sosum var ve burada da patatesim var, içeceğim var. Aldıklarım bunlar arkadaşlar. Şimdi yerine yerleştireyim ve yemeği yapmaya başlayayım. Arkadaşlar ben bu işe giriştim ama Ayas hiç bırakmıyor. Emre de işe girecek. Emre'ye yemek yetiştireceğim. Bunu da artık akşama sarıp yarına pişiririm diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyorum diye sorarsanız burada sebze yapıyorum. Yanına makarna. Ve et yapacağım. Dana eti çıkarttım. Dana eti yapacağım. Bir bakalım. Hadi kapat dolabı. Yemek yiyeceksin şimdi. Hadi kapat. Kapat. Evet arkadaşlar, bugün orucun ikinci günü. Dün yetiştiremedim lahana sarmasını hiçbir şekilde. Bugüne kaldı. Dün içini hazırladım. Lahananın kendisini gördüğünüz gibi sıcak sudan soğuk suya aktardım. Dedim ki akşam çocuklar uyuduktan sonra yaparım. Ama Ayas çok geç uyuduğu için o yataktan kalkıp da daha lahana sarmasını sarmak istemedim bile. Ben de onunla birlikte uyudum ki iyi ki öyle yapmışım. Çünkü sahura kalktığımda saat 3'te o da uyandı ve uyumadı. O yüzden benim için böylesi daha mantıklı oldu arkadaşlar. Ne yaptım? Böyle bir iç hazırladım. Size göstereyim. Arkadaşlar ben de ders yapıyorum. Evet. İçerisine pirinç var, kıyma var, soğan var. Ondan sonra baharatlar var. Kırmızı toz biber, pul biber, falan var, tuz var. Nar eşkisi bile koydum. Nane olmazsa olmazı. Maydanoz var. Baharatlarım bunlar. Mis gibi de kokuyor vallahi. Dün ilk gün iyi geçti. Bugün ikinci gün. Herhalde uyumadığımdan dolayı birazcık böyle bir tuhaflık. Yani bıraksanız yatağa yatarım herhalde ama amacı ve anlamı o değil zaten, biliyorsunuz. O yüzden onu da yapamıyoruz. Şimdi düdüklüde ilk defa sarma, lahana sarması pişireceğim arkadaşlar. O yüzden düdüklüye böyle yaprağın böyle sert taraflarına, kesmeyi unuttuğum tarafları bırakıyorum, katıyorum. Hatta önce bir sarmaya başlayayım, öylelikle görürüm bence. O yüzden öyle. Bu dediğim gibi spitzkohlu, yani sivri olan lahanayı ilk defa saracağım arkadaşlar. Şöyle. Bunu ilk defa saracağım ama bıçağımı unutmuşum. Bıçak getirmedim ve bıçaksız da olmaz. Ay canım oğlum. Canım oğlum benim ya Rabbim ya, ölürüm ya. Bıçaksız olmaz dedim. İstemeden kalktı. Ben bıçak getiririm dedi. Dersinin başından kalktı. Bir tanem. Çok teşekkür ederim canım oğlum. Thank you, annem benim. Ve arkadaşlar pamuk dışı.
Kapının arkasında duruyor. Evet, pamuğu neden dışarı çıkarttı anne burada? Çünkü şey muzu sinir ediyor. Evet, şey muzu sinir etti. Böyle bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Bu arada içerisine koyduğum neyi unuttum söylemeyi arkadaşlar. Bir saniye. Neyi unuttum söylemeyi ya. Bir şey unuttum ama neyi unuttum. Heh, salça koydum. Domates koydum. Onu unuttum. Salçayla domatesim de var içerisinde. Onu söylemeden geçmeyeyim dedim. Bir de tabii ki olması olmazı. Yok anneciğim. Danke, sıvı yağ. Sıvı yağ da koydum tabii ki. Haberiniz olsun. Şöyle. Arkadaşlar ben şimdi bu kadarını sardım. Şöyle göstereyim. Şu kadar sardım. Daha burada içim var ve yaprağım var. Gerisini de ayası geldikten aldıktan sonra saracağım. Devam edeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar üzerini böyle şimdi kapatacağım bunun. Düdüklü de pişireceğim. Daha doğrusu üzerini kapatmadan pişireceğim. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu kadar çıktı. Yani koca bir tencere bayağı da yapraklarım kaldı. Onları da artık salçalayıp eşkileyip yerim diğer günlerde. Kalan yapraklar ezikti. Hani sarılmayacak şekildeydi. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi üzerine sosunu, salça sosunu hazırlayacağım. Ondan sonra pişirmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar sarmam pişti sayılır. Yarım saat sürdü diyebilirim. İnternette 40 dakika yazıyordu ama yarım saatte pişti gibi geliyor bana. Umarım inşallah pişmiştir. Yani öyle pirinci zimelimde pişmiş gibi inşallah lahanası da pişmiştir. Çok sert kalmaz diye düşünüyorum. Şimdi en iyisi şunun dakikasını biraz daha... 4 dakika daha şey yaptım. Çocuklara burada çorba hazırladım. Burada da Ramazan pidemi yapıyorum. İlk defa termometre yapıyorum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Göreceğiz birlikte. Evet. Büyük ihtimal tam saatinde evde olamayacağım. Çünkü dışarı çıkacağız. İşlerimiz var. Kerim'in doğum günü için hediye alacağız. Kerim'i berbere götüreceğiz. Yani bayağı bir koşturmaca var şimdi. İnşallah saatime yetişirim. Yetişmezsem artık suyla, hurmayla açarım dışarıda. Gelince de mis gibi yoğurtla Ramazan pidesiyle sarmama yerim arkadaşlar. Evet. Bir dakikası kaldı. Ondan sonra da akşama Kerim'in yarın okulu için kek yapmam lazım. Çünkü birinci sınıfların açılış kutlaması gibi bir şeyi var. Einschreibung var. O yüzden rica ettiler. Bir tane de kek yarına hazırlamam lazım ama onu çocuklar uyuduktan sonra büyük ihtimal yaparım diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz artık nasıl yetiştireceğim hiçbir şey bilmiyorum. Yarın 12.30'a kadar en geç okula vermem lazım çünkü. Taksiyle niye gidiyoruz taksiyle? Getirdiydim bundan gidelim. Okay. Ayas güzel otur. Güzel otur. Tamam.
Güzel otur. Yatıyoruz. Arkadaşlar, ben telefon oynuyorum. Nereye gidiyor? Dedeye. Ondan önce? İlk nereye gidiyoruz Kerim? Ben de dedeye gidiyorum. Ama 100% anneme olmaya değil. Hastaneden mi? Saçını kestirip. Annem berbere gidiyoruz ya. Annem dedi hastaneye gitti. Evet. Hastalandı yine. Oy, anneannesini anlatıyor. Canım oğlum benim. Anneanne yine hastaneye gitti. Oyundan hastalandı yine. Duydun mu? Anneanne nerede Ayas? Evde. Evde mi, hastanede mi? Daha demin hastaneye gitti diyordun. İndir o ayağını. Evde. Evde. Anneanne. Evde anneanne. Hayır, hastanede anneanne. Hastanede. Anneanne anneannede. Yağmur mu yağdı? Yağmış, baksana. Yağıyor mu? Ya nein, şimdi daha yağmıyor. Yağıyor. Daha yağmıyormuş Ayaz, nein. Yağıyor. Ayaz, ne aldık abiye? Oyuncak. Oyuncak mı o? O ne? Ne o? Hediye paketi. Paw Patrol orada. Abi sevmez Paw Patrol'u. Bak böyle var. Böyleleri de var ama hediyesinin paketine yeter mi bilemedim. Aa bak, bu güzelmiş bence. Bunu alalım mı, balon bu? Bunu alalım. Evet, bunu alalım. Bırakalım bunu. Hmm. Hadi gel. Bir tane de şlayfa alalım. Bu benim mi? Ama öyle yapmayalım bence. Aa. Alarms kartı. Hayır. Bir tane de bundan mı alsak? Evet, bundan mı? Aslında kırmızı daha iyi olur. Evet, kırmızı olur. Kırmızıyı alalım artık. Alalım. Evet. Bunu alalım. Al bakayım, tut bakayım. Bu neymiş? 8. Bunu da alalım. Balon. Balon, evet. Biraz saçını dön. Dön dön, bakayım yandan. Öbür yandan. Aa, çok güzel olmuş. Bakayım, saatler olsun. En akşam mı bileyim? Beğendin mi? Evet. İyi. Baba. Anneciğim, onu Ayas'a aç çünkü. Ve annem. Aç. En sonda bu şeyler burada iyi yapılırdı ya, böyle bastırıyordu. O şeyi istemedim. Tamam, aferin oğlum. Makineyle yaptık. Aferin. Anneciğim bak Ayas'a. Ama aç. Buraları kesti. Bak. Havutu yine. Tamam oğlum, biliyorum. Havutu yap. Tamam. Tamam oğlum. Ayas'a yardım eder misin? Hadi. Anne de. Şikayet ediyor. Kimi? Havutumu yaptı diye. Kerim. Havutuma değdirdi. Havutuna nerede değdi? Bilmem, bakmadım. Hayır, değmemiş ki. Görmedim şimdi. Ben söyledim. Söylesen de yapıyorlar. Ama yapmamış zaten. Başka. Görmedim şimdilik, evde bakar. Evet arkadaşlar, biz de Torun'a geldik. Kerim'den gizli yapacağız. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama fön makinesi alacağız dedim. Şimdi... O biraz zor olacak Kerim'den. Çıkarım. Saklaması. Ben çıkarım. Çıkarım o sırada. Öyle mi yaparız? Öyle yaparız. Ha. Saklarız. Tamam. Buraya oturuyoruz. Ayşe, ne yapalım biliyor musun? Şimdi ilk önce bir içeride bir biraz gezelim. Alalım. Ondan fön sonra... Fön makinesi bakıyormuş gibi yapalım. Yine o. Sen Kerim alır çıkarsın. Sen alırsın. Ben hallederim. Tamam. Ama benim ondan sonra arabaya gitmem lazım. Elimde torbayla mı görecek? Görmez belki. Bir bakalım da. Otur, Ayşe, sen ne yapıyorsun? Çabuk. Kerim girdi bile. Nerede fön makineleri? Ya bir tane de şöyle bir tosta mı alsak ya? Alıyordun ya şeyden. Nereden? O neydi ismi? Ne diyordum sana? Rossmann mı? Hayır ya, ne Rossmann'ı? Hayır ya? Ben öyle tost demiyorum.
Hayır, öyle bir tost makinesi demiyorum. Benim dediğim tost makinesi böyle tost yapan makine. Şeyi yapan. Spagetti mi yapıyorsun? Ne kadarmış? Noodle machine bak 197 euroya düşmüş. Ama normal fiyatı da 274 euroymuş bunun. Ben öyle onu demiyorum ama et yapan tost makinesini de demiyorum. Sadece tost yapan var ya. Ayrı ayrı mı almak istiyorsun onu? Hayır, böyle küçük böyle tost yapan bir. Burada var onlardan da. Arkalar. İşte ona bir bakalım, okey? Dongle hediyeyi almadık mı? Oğlum sürpriz, lastikli baraj. Bir de baksana Şat, bize aslında böyle bir şey lazımmış. Şuna bak. Davul gibi ya. Bize anca bu yetiyor. Air fryer flipsin 274 euro. İçine bak. Daha tam bize göre. MediaMarkt'a mı baksak yoksa direkt? MediaMarkt'a bakalım. Ne diyorsun? Daha iyi. Daha iyi. Hem şüpheleniyor alacağımızdan herhalde. Kurutma makinesine bakıyormuş gibi bakayım. O zaman kurutma makinesi nerede? Onlara arkada bir göz atalım. Tamam. Olmadı MediaMarkt'a gidelim. Ben biliyorum ya Gebot'taki düşen dongle hediye mi? PlayStation 5 hediye mi? Hayır. Onun için daha ikinci kontrolü alıyorum. Kim dedi sana PlayStation 5 alacağım? Hayır, öyle bir şey yok. Anneciğim sürpriz, biz senin hediyeni aldık bile. Nerede? Evde. Nerede, odamda mı? Evde sakladık oğlum. Odamda mı? Hangi odada? Onu bırak. Onu bırak. Hangi odada? Arkadaşlar biz MediaMarkt'a geldik. Çünkü umduğumuz hangi boardlar, indirimler falan, yani umduğumuz şey yoktu Saturn'da. O yüzden şu an MediaMarkt'tayız. MediaMarkt'tayız ama MediaMarkt'ta var mı? Ondan da emin değilim. Sadece bakmamız gerekiyor. Bakacağız. Girelim. Makine güzelmiş. 999 euroya ucuzlamış, 1300 eurodan. Ne kadar burada? 550. Aynı. Öbür yerde zaten onunla aynısı. Aynı mıydı? Aynı. 520 miydi? Aynı. 550. İyi. İki tane kontrole yok ama bunda. Burada. 619 oldu. 619, ha tamam. 619. Ama oyunlu falan vardı güzelce ya. Bence sen onu yanlış gördün. Sen şu arkadaki grafiki görüp oyun zannettin. Aynen, oyunlu olanları da var. Eminim de oyunlu olduğundan. Yani o da var ama demek ki burada yok. Biz buraya geldik arkadaşlar. Ufak tefek işimiz kaldı. Buradan da halledip hemen zaten 40 dakika sonra iftar zamanı. Evet. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Ben böyle kendime tabak yaptım. Gördüğünüz gibi yanına da yoğurt yaptım. Yalnız pidem yetişmedi. O da fırında. Gördüğünüz gibi Ramazan pidesi yetişmedi. Açıldı bile. Ben daha sofraya yemeğimi götüreceğim. Ve arkadaşlar burada da pidem hazır. Gördüğünüz gibi nasıl oldu bilmiyorum. Tadı tuzu bakacağım artık. Şöyle, oh, sıcak daha. Hemen onu da yiyeceğim vallahi. Piştim ben. Nasıl öyle demek istedim? İstemedim. Nasıl demek? Bir an böyle dedim. Ama öyle demek değildi. Yani. Ya yanlışlıkla bakın şu pide var ya. Ayas. Ayas yapma oğlum. Şu pideden denedim. Çok da güzel olmuş. Lezzetli. Halbuki ben yani karnımı bayağı bir doyurdum. Yedim sarma. Ama yine de lezzetli geldi. O çok güzel olmuş dedim. Bizim fırın. Sonra ağzımdan öyle çıktı. Dedim ki ya bizim fırın bu kadar güzel pide yapabiliyor muymuş dedim. Ya, fırın yapmış arkadaşlar bu pideyi. Öyle demek istemedim ama. Afiyet olsun. Eline sağlık. Eline sağlık fırınımız. Eline sağlık. Hayır. Sana diyorum eline sağlık. Evet, ekmek çok güzel. Sıcak sıcak. Ekmek? Dari. Nereye durayım bir? Tabii. Dur bir. Allah çok güzel olmuş. O ekmek eşit güzel. Yaptığımda bakıyordun öyle, bunu ne gerek var, niye yapıyorsun dedin öyle bir. Evet. Ya. Ekmeğin bu kadar güzel olacağını bilseydim. Evet.
Allah tuttuğumuz oruçları inşallah kabul etsin diyorum. Nasılsın? Hey kıskanç, çekil buradan. Hayır. Hayır. Pamuk. 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 Hayır dedim. Çekil. Hayır. Evet arkadaşlar. Kendi kendimi yordum şu iki gün. İnanın kendi kendimi durduk yere yordum diyebilirim. İşim yokken iş çıkarttım başıma. Şimdi mutfakta Kerim'in okuluna şey yapıyorum, kek yapıyorum. Onu hazırlıyorum. Daha yeni oturabildim. Kendinize gelin ikiniz. Dikkat. Her neyse işte alışverişe gittik. Aldık eşyaları. Birkaç bir şey aldım. Size göstereyim de bulamadım da oturup. Şöyle su tuluğumu da yanıma aldım. Sırtım ağrıyor aslında ama karnıma da iyi geldi. Şöyle karnıma katayım birazcık. Şurada kendime çay latte aldım arkadaşlar. Bu Duygan'ın. Çok seviyorum bunu. Alo. Bir çekilir misin? Bir çekil bakayım. Hop. Hop. Bunu aldım. Onun dışında... Kerim'in okuluna cuma günü doğum günü dağıtması için şöyle bir şeker aldım. Sonra hediye paketi gördünüz zaten. Şöyle süsleme için 8 ve astronot aldım. Daha sonra oyun yapmak için çocuklarla oyun oynaması için. Öbür ikisi bitiyor, bu ikisi başlıyor biliyor musunuz? İnanılır gibi değil. Şunlardan aldım. Daha sonra bunlarla da oyun olacak. Çikolata aldım. Bunları böyle doğum gününde eldiven giyip zar atacaklar. Kim altıyı atarsa o çikolatadan istediği kadar yiyebilecek. Bir diğer çocuk altıyı bulana kadar arkadaşlar. Sonra mum aldım. Ayas'ın okulundan diş macunu ve diş fırçası istediler. Onu aldım. Burada yine süsleme için balonum var. Şunu da pasta yapacaktım. Ama bilmiyorum. Yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Göreceğiz. Bunu aldım. Pil aldım. Aldıklarım bunlar. Şimdi pastayı devam yapacağım. Gelelim hediyeye. Gördüğünüz gibi burada hediyesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paketledim ve Ayas'ın odasına getirdim. Sakladım şöyle. Burada bırakacağım. Şimdi pastanın devamına geçiyorum. Evet, bakın burada şekeri pulverizeyen yaptı. Böyle toz şeker haline, pudra şekeri haline getirdi. Pudra şekeri oldu gördüğünüz gibi. Evet, burada da şimdi limonlu pastam hazır arkadaşlar. Daha doğrusu limonlu kek. Şöyle üzerini birazcık hafifçe kapattım. Şimdi soğusun, tam soğusun, tam kapatacağım böyle. İçindekileri de yazdım. İçine de koyduğumu falan. Böyle bir şeye karşı alerjisi olan varsa dikkatli olsun diye. Şimdi editimi yapmaya gidiyorum. Bakalım yapabileceğim mi?